Sayın Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı, bizler Türkiye'de bulunan ve çok ciddi sorunlar yaşayan Türkmenistanlar olarak acil ve hassasiyet arz eden durumumuzu dikkatinize arz etmek isteriz. Şöyle ki, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1 milyon Türkmenistan vatandaşı olan işçi göçmenlerin talihsiz bir şekilde Türkiye'de kaçak durumuna düşmüş olmalarıyla oluşan büyük kriz tek tek her kişiyi çok hayati bir şekilde etkilemekle beraber gelecekte bir sosyal trajedi patlamasının yaşanmasına neden olabilir. Artık ciddi bir krize dönüşen ve bu krizin ortasında çaresiz kalan yüzlerce Türkmenistanlı geçtiğimiz birkaç ay boyunca, özellikle bu hafta, her gün İstanbul'daki Türkmenistan Konsolosluğunda ve İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda toplanmaktadır. 2 Ağustos 2022 gecesi Türkmenistan Konsolosluğu'nun araması sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Polis Teşkilatı potansiyel yolcuları havaalanından dışarı çıkardı. Türkmenistan vatandaşları uluslararası havalimanında yataksız uyuma, yetersiz beslenme ve dehidrasyon sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu şartlara uyum sağlayamayan ve sağlıkları kötü olan vatandaşlarımız korkunç bir halde eziyet çekiyorlar. Hastalananlar da bulunmaktadır. Malumunuz olduğu üzere pandemi döneminde yurt dışında kalan Türkmenistan vatandaşları ana vatanlarına dönmek istediler. Ne yazık ki Türkiye ile Türkmenistan arasındaki hava trafiğinin 2 yıla aşkın süreyle iptal edilmesi, yasaklanması sonucunda uzun yıllardır yurt dışındaki Türkmenistan vatandaşları için geçerli belge, pasport alma konusunda Türkmen yetkililerince göz ardı edilmesinden, aksatılmasından dolayı yüz binlerce Türkmenistanlı Türkiye'de mecburi yasa dışı durumunda kaldılar. Bu durum sadece Türkiye'de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de mevcuttur. Sizlere aşağıdaki konuları analiz etmeye ve binlerce kişiyi ilgilendiren bu krizi çözmeye davet ediyoruz. Hukukun gereği olarak ve vatandaşlık hakkımız olarak söz verildiği gibi ve diğer ülkeler gibi Türkmenistan vatandaşlarının başvurularını elektronik ortamda kabul etmek ve gerekli belgelerin teminini sağlamak, hava yolculuğunu pandemi öncesi duruma geri getirmek ve ülkelerine dönecek çok sayıda vatandaşlarımızdan dolayı ek uçak seferleri koymak. Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun çalışmalarını kolaylaştırmak için de aşağıdaki hususları dikkate almanızı rica ederiz. A. Eski pasportlu Türkmenistan vatandaşlarını sorunsuz bir şekilde ana vatanlarına gidebilmelerinin sağlanması. B. Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ek uzman personel gönderilmesi. Aynı zamanda yurt dışında kalmak isteyen ve eski pasporta sahip olan vatandaşlara biyometrik pasport verilmesi. Bu durumda yurt dışındaki vatandaşlar yasal olarak okuyabilecek, sağlık hizmeti alabilecek ve çalışabilecektir. Türkmenistan kanunlarına göre halkın içinde bulunduğu sıkıntıları şahsi çıkarlar için kullanan devlet görevlilerini ve onlara sponsorluk yapan Türkmenistan vatandaşı olan sorumluların yargıya intikal ettirerek cezalandırılmasını ve bu hususların sorulaştırmasını talep ediyoruz. Soruşturma sonuçlarına göre özellikle bu suçları geniş çapta yayan kişileri, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerini adalet önüne çıkarmanızı ve adil bir şekilde cezalandırmanızı rica ederiz. Türkmenistan vatandaşı mağdurları olarak yaşadığımız problemler çok ağır sonuçlara ulaşmıştır. Hasta olanlarımız, ülke dışında vefat edenlerimiz, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz, anne babasından ayrı kalmış çocuklarımız, her birimizin aileleriyle birlikte yaşadığı ızdırap dayanılmaz hal almıştır. Vatanımızın, devletimizin en üst makamı olarak sizin bu sorun yumağını çözümünüzü umutla bekliyoruz. Size anayasanın garantörü olarak hitap ediyoruz ve birikmiş sorunların en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Sağduyu ve anlayış umuduyla Türkmen Aktivist Grubu Hak Hukuku Dayanç.